XRP, Sol, BNB, AVAX ve bu 4 coin için al sat seviyeleri diyor. Buraya bir bakacağız ve çeşitli altcoin'lerden bahsedip bunlar üzerinde durmaya çalışacağız. Şöyle Doge'la da birlikte gördüğünüz gibi bitiyor. Yukarıdan bir başlayalım. Bu arada kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Çok kısa vaktinizi ayırıp birkaç saniyenizi ayırıp abone değilseniz abone olup videoyu da beğenirseniz memnun olurum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Tabii bunun için Fed'in faiz kararı çok önemli. Artık çok az kaldı. Bundan dolayı tabii ki uyarıyorum. Çünkü Fed'in faiz kararını vermesi, beraberinde Powell'ın yapacağı açıklama bitmedi. Önümüzdeki birkaç günde açıklanacak olan veriler, Mart ayında Fed'in faiz indirip indirmeyeceğine net cevaplar oluşturacak. Bu cevaplar oluştukça faiz indirim ihtimali ve oranı şekillenmeye devam edecek olup tabii ki bunun beraberinde de buna göre fiyatlamalar olacak piyasada. Bu fiyatlama faiz indirimi ihtimali üzerinden doğarsa bildiğiniz hep söylüyorum fiyatlar fırlar. Ya bildiğiniz fırlar. Daha bunu nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Fed faiz indirdi demek ne demek olduğunu önceki videolarda uzun uzun konuştuğumuz için burada uzatarak anlatmayacağım ama net bir altcoin sezonu başlangıcını ifade eder. En kötü ihtimal Mayıs'ta bir artırım olacağıdır. Bu şartlar altında BTC son bir 35 gün düzeltmesi yapıp ondan sonra kalkar. Sonuç değişmez, vakit uzar. Durum bu yani. Ama şu anda bu iki oran 50-50. İşte öğrenmemiz için bakalım Powell neler söyleyecek ve önümüzdeki günlerdeki veriler ne olacak? Böyle de özet geçmiş olmak istedim. BTC, bak burada BTC'den bahsediyor. Şu anda BTC'nin genel durumu, bakınız bunu şey yapıyor. BTC'nin genel durumu halihazırda düşüş halinde. Bunun bir önemi yok çünkü Powell'ın açıklamaları ve Fed'in faiz kararına az kaldığı için son gün bunların yaşanması çok 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 normal. Ya yani bu tarz olaylar olur, her zaman yaşanır yani. Son gün bunların olma ihtimali zaten çok yüksek. İşler yolunda giderse eğer şu anda yani evet cevabı alınabilirse her şey buna bağlı. Devamında bu arada tabii ki şu anda Fed'in faizleri Mart'ta indirecek olma ve verilerin pozitif gelme ihtimali üstünde konuşuyoruz. Aksi durumda senaryo bambaşka bir hal alır. Bu tamamen makroya bağlı. Tamamen. Tamamen. Tamam mı? 42.900 pozisyonlarının üzerinde BTC kapatmasıyla birlikte muhtemelen tabi bu gece biliyorsunuz aylık kapanış da var. 44.5'ların kırılımı 52.300'lere kadar yükselişi getirecektir. Bunun için beslenmesi kolay. Çünkü zaten direkt olarak nedir o? Peş peşine XR şey nedir o? ABD'deki veriler açıklanacak vesaire. Hatta bunların açıklanmasına bağlı olarak Mart'a kadar bakın 60 bin dolarlar bile görülebilir. 60-64 binler. Bunu da söylemek lazım. Bakalım. Ether'e baktığımızda şu an günlük kapanışını MA50 üstüne yapmaya çalışıyor. Düşük gibi görünse de zor değil. Bu kırılım 2,5 binler, 2815 gibi gözükse de aslında trendi 3185 dolarlara kadar devam ettirebilir. Mayıs ayına kadar daha önce de bahsettim Ether'den 5-6 bin dolar fiyatlarını bekliyorum. Bu hem iki parti faiz indirilecek olması argüman ve beklentisinden aynı zamanda ETF'in onaylanacağı beklentisinden geçiyor. Dikkat edelim. XRP radikal bir altcoin diye defalarca bahsetmiştik. Bakın şu anda pek çok şeye rağmen düzgün hareket edemiyor son yükselişlere rağmen. Burada şu an XRP için iyi alım fırsatları bulunduğunu ifade etmek lazım. XRP'nin açılımı her zaman radikal olmuştur. İndirimler başlayınca düzelme ihtimali yüksek. Bu noktada 60 centleri yeniden aldığında güçlü açılacaktır. Fakat 60 centleri alması da bir o kadar
zor olacaktır. Da Vinci Jeremy'nin söylemi önümüzdeki vakitlerde XRP coin'de 1.33 dolarları ne zaman geldiğini bile anlamazsınız diye bir söylemde bulunmuştu. Muhtemelen Şubat ve Mart içerisindeki davadan gelen sonuçlar XRP'yi açacaktır. Ama bir gün açılacağına dair çok büyük ibareler bulunduğu açık. Yakın zamanlı DAVAX'la alakalı konuştuk. 39.11'lerin kırılımı üzerindeki ikili direnç BTC ile birlikte kırılabilir. Sert durduğuna bakmayın. Kırılım trendin 65 dolarlara kadar uzamasını sağlayacaktır. Buradaki üçlü direnç tam bir ATH kırılımı sağlar. Bunun için gerekli olan şey tabii ki piyasada güven ve istikrar. Bunun da neye bağlı olduğunu tekrardan hatırlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Zaten 78 dolarların kırılımı AVAX'ta daha fazla yükseliş getirecektir şeklinde ifade edebiliriz. Tekrar söyleyelim, AVAX'ta 117.76, bakın 118 dolar gibi fiyatlar bile önümüzdeki haftalar ve aylarda gelebilir. Zaten 2024 için kolay fakat durum bu şekildedir. Tıpkı bakın yakın zamanda da hatırlarsanız 182 dolar civarlarının telaffuz edildiği bir sol coin haberini incelemiştik. İşte bu da aynı şekilde buna benziyor. Şu an en temizlerden bir tanesi sol. Günlük de MA50'ye yakın. BTC'de işler yolunda gittiği takdirde tıkır tıkır 106, 121 yani 152'lere kadar bu pozisyonları resmen böyle cam misali kırabilecek bir noktada. Devamında da yükselişlerini yine 182 civarlarına doğru yukarı salınımla yapabilme potansiyeli yüksek bir altcoin. Patır kütür gittik valla. BNB'yi geç. BNB'de bir cacık yok. Adayla Doge var. Peki. Yani piyasada işler tamamen şeye bağlı. Doge'un durumu diğerlerine göre biraz daha dezavantajlı gibi gözüküyor. Son hareketlerde iş çıkaramadı. XRP ile çok benziyor gördüğünüz gibi. 8.7 centleri kırabildiği takdirde 10.8 beraberinde aslında trendi 13.7'lere kadar uzanmaktadır. Fakat şöyle bir durum var. Yakın zamanlarda hatırlarsanız 30 cent civarlarının telaffuz edildiği yine bir haberi incelemiştik. Doge'un asıl muhabbeti Elon Musk. Her zaman bu oldu. Doge Fed faiz indirimlerine başladığı zaman açılacak altcoin'lerden bir tanesi olmakla birlikte aynı zamanda önemli haberlere de bakıyor ilerleyici. Ada yine 55-56 centleri günlükte aldığı takdirde 68'leri zorlayacak. Bu haftalıkta MA200'de bulunduğu için kırdığında tam bir boğa kırılımı olacak olup 1 dolarlara kadar yükselişleri kolaylaşacaktır. Devamında 1.61 ve 1.93 dolarlara kadar yoklayabileceği süreçlerden geçebilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.